böyle direkt konuş modunda olunca bir garip aynı. <laughs> Anlat hadi. Çok ilginç. Ben aslında grafiti yaparak başladım. Karikatür çiziyordum falan çocukken ve 14 yaşında falan mahallenin bir abisi, kabadayısı tarzı bir adamına dövme yaptırdım 250 liraya. Sırtıma böyle iki kanat işte melekler falan diye söyledim ama tavuk gibi bir şey oldu sırtımda yani. Bayağı kötü oldu. Arkadaş grubumun neredeyse hepsi o adama dövme yaptırdı ve toplamda böyle bir 2000 liralık bir rezalet vardı üstümüzde. Hem vücudumuz çok kötü hem de genç yaşımızda bulduğumuz parayı bok etmiş olduk yani. Sonra arkadaşlarımın biraz tavsiyesiyle oldu. Yakın bir arkadaşım vardı Kubilay o bu kadar kötü dövmeler yaptırdık. Sen çok iyi resim çiziyorsun. Aslında sen yapsam daha iyi olurdu ya getirdi o konuyu yani. Ondan sonra birkaç ay geçti üstünden ve bir iş fırsatı oldu. Biz garsonluk falan yaptık 14-15 yaşındayken. Elimize bir para geçti. Herkes gövmesini verdi bana ve dövme makinesi aldık. Çok dandik bir sete çok büyük para verdik. <laughs> Ondan sonra ilk dövmeye başladım. Akşam saat 9.30-10'da başladım. 4 tane arkadaşıma sabaha kadar dövme yaptım. Sabah 10'a kadar. Bok gibi oldu hepsi bu arada. Ama böyle tam sabah saat 10-10.30 sularında ben yapmasam mı bunu beceremiyorum modunda hissederken adamlar fırına gitmişler poğaça almaya. İki tane müşteriyle geldiler. <laughs> Direkt ensesindeki dövmeyi görmüş. Dövmeci mi var diye sormuş. O da aynen şurada arkadaşım bize yaptığı yakın istersen götüreyim demiş. İlk yazı dövmesi yaparak başladım. Sonra mahalledeki gençleri karalayarak başladım. Ondan sonra annem işten kovdu. Annemin yanında çalışıyordum. Böyle öyle evde façalı falan bir adam yatıyor. Burada playboy dövmesi yapıyorum. Adam ağzında sigara falan. Annem içeriye girdi. Şok içerisinde hiçbir şey söylemeden kapıyı kapatıp çıktı. Ertesi gün kovuldum dedi. Git dövmeni nerede yapıyorsan yap. İşe de gelme de bakıyorsan ya. O sırada o beni bundan caydırmak için biraz olsun ne bileyim yola sokmak için yaptığı bir yolmuş aslında ama direkt beni bu yola ittirdi ve İzmir'de Sabri Mudurnu var dernek başkanı. Bundan 14 yıl önce falan Sabri abi aradım ve dedim ki sen başkanmışsın. Ben dövme yapmak istiyorum. Nereye gideceğim? <laughs> Nerede başlayabilirim? O da bir yere yönlendirdi. Bayağı sıkıntılı çıraklıklar geçirdik ki dönemimizde. Herkes bunu söyleyince klişe geliyor ama harbi dönemimizde sistem çok kötüydü. İğneler lehimleniyordu falan böyle. Ustalar kötü davranıyorlardı ve bilgi almadığım bir yere çok fazla efor harcadığım bir sistemdi yani. Ortalama 4 yıl falan karanlık bir kazanın içinde <laughs> döndüm diyebilirim. Hem aslında istediğim şeyler vardı. Ne yapmak istediğimle alakalı bir şeyler belirginleşiyordu sürekli. Ama hep böyle yurt dışından ya da takip ettiğim dünyadaki ve Türkiye'deki sınırlı iyi sanatçılardan bir şeyler görüp bunun üstüne nasıl bir bakış açısı katabilirim diye düşünüyordum. Belli bir süre sonra o egzersiz karanlık da olsa işe yaramaya başladı sanırım ve birebir de ustam olmadı aslında ilk başladığım süreçte. Onun sayesinde de birçok insandan bir sürü şey öğrendim. Birine bağlı kalıp uzun süre onunla onun yanlışı ve doğrusuyla yetişmediğim için bir sürü insanı analiz edip onların yanlışlarını ayırıp doğrularını seçmeye çalıştım diyebilirim. Uzun stüdyolarda çalışma evrelerinin son, sonucunda Garaj 808 diye bir dövme stüdyosuna girdim. Orası Okan Timur Doğan diye bir dövmecinin yeri. Okan Timur da çok iyi dövmeler yapıyor. O zaman da çok iyiydi. Yanında da Yasin Uçar vardı. İkisi de çok yetenekli, çok estetik algıları gelişkin ama gençlerdi ve benim arkadaşlarımdı orada olmak istedim. Birlikte geliştirici bir süreç geçirdik. Hem girdiğimde oraya oradaki sistemin ve oradaki müşterinin algısını anlamaya çalışarak kendimi geliştirdim. Sonra benim geliştirmeye çalıştığım sistemle onlar kendilerini geliştirmeye çalıştılar. Böyle bir süreç yine teknik anlamda ilerlemeye devam etti diyebilirim. Okan da, Yasin de güzel sanatlar çıkışlı. Ben bu arada lise terkim alaylı bir eğitim sürecim oldu yani ve resme ne kadar önem vermem gerektiğini süreçte yine fark ettim. Aslında yine bunu geç fark ettim yani. Yetenekle veya görsel algıyla veya geçmişte yaptığım resimsel şeylerle bugüne taşımıştım ama teknik algıda eksikliğim vardı yani. Eğitim almaya başladım. Resim kurslarına gitmeye başladım ama üniversiteye hazırlanmak için değil de daha çok temel eğitimini tamamlamak için diyebilirim. Renkleri anlamak için, temel sanatı anlamak için, hacimleri anlamak için, elimi ısıtmak için süre geçirdim. Ama çocukken ne bileyim ilk başta Resim çizmek için başladığım yolculuktansa daha olgunlaşmış olduğunu fark ettim o dövmeyle beraber yaptığım egzersizin sonucunda. En son Yasin İstanbul'a taşındı. Yasin'in yanına gidip orada tasarımlarının gelişim sürecinde ondan çok fazla bilgiler aldım. Yasin'in gerçekten çok vizyonlu bir dövmeci olduğunu düşünüyorum, sanatçı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Tayfun'da onunla bağlantılı bir tasarım geliştirme süreci geçirmişlerdi. Yasin Tayfun'dan bazı beslenme Noktaları oluşturuyordu. Ben de gelip Yasinden besleniyordum diyebilirim. Ve tasarım dilimde bir olgunlaşma oluşmaya başladı. Sonrasında teknik olarak bir sınıra geldiğimi düşündüğüm yine bir evreye geldim ve Londra'dan Volkan tatuz geliyordu. Volkan abi bir workshop yapacağını söyledi. Üç günlük bir workshop. Yanıyorum. Üç günde öğrenebilir miyim? Bir şeyler gerçekten katabilir miyim? Ama kaçırmamam lazım çünkü bu adam tam yapmak istediğim şeyi yapıyor falan. Ve yazdım cesur girişimim. Ondan sonra o da benim tekniğimin olgunluğunun belli bir seviyede olduğunu sana eğitim verebilirim demesi beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben de farkındaydım ki bir şeyi altyapısı tam olarak dolu olmadan 3 günde bir şeyi öğrenemezdim yani. Tabi yine de buna bayağı kastım. Bayağı takıldım. Bir 2 hafta boyunca adamın gerçekten anlayabilecek miyim diye düşündüm yani. Çünkü 3 gün <laughs> ve iyi bir paraydı eğitim için ama sebebi de benim psikolojik olarak bunu bedelini ödememle alakalıydı yine bence. Çok aşırı verimli bir 3 gün geçirdim ama 3 gün haricinde çok iyi bir usta kazandım diyebilirim. İlk ustam diyebileceğim kişi Volkan Tatuz oldu ve bu kariyerimin 10. yılında falan oldu yani. Bir iştahım vardı ama tabii bunu böyle bir alçak gönüllülük gibi değil de o geçmişten gelirken gerçekten sürekli eksik gördüğüm yerlere takılıyordum dövmede. İnsanlar güzel yerlerini bana söyledi söylüyorlardı ama ben burası daha güzel olabilir ya da burada ne hata var adını koyamıyordum falan. Bu teknik eğitimle beraber o bir şeyleri yaparken neyi yanlış yaptığımı daha iyi hissettim. Daha az saatte daha çok iş ilerletmeye başladım çünkü farkında olarak yaptığım için. Ondan sonra da işlerimin aslında zihnimde olgunlaştırdığım işlerin elimle kaslarımla falan birleşmesiyle iyice verimli bir sonuca geçmeye başladım. Çünkü tasarlamayı düşündüğüm, hayal ettiğim bir şeyde artık sınırlar koymuyorum kendime. Yani bu çok zor, bu çok detaylı, bu çok keskin vesaire demiyorum. Daha nasıl uçup kaçabilirim diye düşünüyorum. Bu beni heyecanlandırıyor. Kendi içinde böyle güvenimin patladığı, bazı konularda kendimi çok iyi hissettiğim şeyler oldu ama dediğin gibi bazen belki birkaç müşterinin söylemiyle, belki birkaç sevdiğin insanın söylemiyle doğru olduğunu düşündüğün bir şeyi yolda bırakabiliyorsun. Bu çok önemli bir teşhisti benim için yani. Çünkü bir şey konusunda iyisin ama birilerinin estetiğine uymadığı için Için sadece ondan vazgeçmeye çalışıyorsun. Bunu kendime o özgüvenle birleştiği zaman ve estetiğimi eğittiğimi düşündüğüm zaman daha fütursuzca yapmaya başladım ve işte birine belki sert gelebilecek, birine çirkin gelebilecek bir şeyi o özgürlükle, özgüvenle daha iyi bir tasarıma dönüştürmeye başladım yani. O da tabii ki bunu yapan insanlarla iletişime geçtikçe rahatlattı beni birazcık yani beyaz bir odada yaşasak ne çizebiliriz ki yani? Tamamen aslında bir esinlenme durumu var ama benim eleştirdiğim herkesin aslında eleştirebileceği bir şey birinin direkt bir kişiden esinlenmesi ve onun emeğini çalması gibi değil de daha multiply bir şekilde olursa seni özgün kılabilir ya da geçmişe selam çakarak yaptığın tasarımlar oluşturabilirsin gibi geliyor. Esinlenmek şart ama ben böyle bir kişiye delicesine bakmak gibi değildi. onlarca sanatçıyı, onlarca farklı ekolü inceleyip zihnimi öyle donatmaya çalışıyorum. Yani bazen bir enstalasyonda, bazen bir heykelde, bazen bir video görselinde, bir video sanatında gördüğüm bir estetiği dövmeye çekmeye çalışıyorum. Özellikle de dijital sanatların gelişmesiyle, bizim elimizde tabletin gelmesiyle. Ben eskiden bir Photoshop ve illüstrasyonla ilgileniyordum ama bu böyle dijital bir şeyin dijital gibi gözükürken deriye geçmesi durumu çok hoşuma gidiyor. Çünkü sulu boya gibi yapıyoruz. Ne bileyim yağlı boya gibi yapıyoruz veya kara kalem gibi. Aslında hiçbiri gibi değil makinanın kendi bir dokusu var tarzı var hepsini taklit ettiğimiz gibi dijital bir şeyi de taklit edebiliyoruz bazen sadece makinanın bıraktığı izler de güzel oluyor sen çok iyi yapıyorsun o Tayfun Bezgin bu insanların adını koymadan bunu çok feeling yaptığı dönemler de vardı yani hani nasıl yapıyorsun İşte şöyle falan hani nasıl <laughs> Ben de onu tarif etmeye çalışıyorum. Mesela şimdi birlikte çalıştığımız insanlar oluyor. Çırakları yetiştiriyoruz falan. Bir bilgiyi öğrenmekle bir bilgiyi aktarabilmek çok farklı bir şey gerçekten. Şimdi işte workshop için yazan eden oluyor. Bana bilgi aktarır mısın diyen insanlar oluyor. Ama şimdi ne diyeyim ki sana? Nereden başlayayım? Bu da gerçekten bir eğitim süreci. Ben de bununla alakalı kendimi eğitmeye çalıştığım bir sürece girdim. Çünkü yine Volkan abiyle konuştuğumuz şey. Onu kafandaki bütünü sadeleştirip sağ Altip bir tasvir'e dönüştürmek de onu zaten artık iyice ustalaştırmak anlamına geliyor. Benim için şimdi birine en sade halde aktarmaya çalışma fikri benim için iyi bir egzersiz diyebilirim yani şimdiden. Ben mesela özellikle bazı şeyleri aklımdaki bütün fikirleri bazı tasarımlara uygulamaya çalıştığım bir geçmiş oluyordu. Hala zaman zaman yaşıyorum. Şimdi azaltmanın ve bunu daha az parçayla daha ari bir hale getirmenin önemli olduğunu fark ettim. Ona geliştirmeye çalışıyorum çalışıyorum gerçekten ve dediğim gibi gözümün yakaladığı estetiklerin adını koymaya çalışıyorum. Mesela bir filmde bir sahne var ve benim o içimdeki bir şey gıcıklandırıyor öyle bir pandik atıyor gibi. Ve orada bir durdurup diyorum ki bu bana neden bu pandi attı? Yani neredeki o akış, neredeki o renk bunu bana yaşattı falan. Bu sorgulamayla dövmeye daha estetik bir şeyler aktarabiliyorum diye düşünüyorum benzer kaygıları duyarsan ikisine de güzel yoğun bir estetik yükleyebilirsin gibi geliyor. O içgüdüsel bizim zaten çocukluğumuzdan beri maruz kaldığımız bütün o görseller, bütün o ne bileyim tasarılar vesaire bizde bir seçilme itiyor zaten. Bir şeye çirkin bir şeye güzel demeyi eğitim almadan da diyebiliyoruz yani. Bunu sadece feeling yapan ve bunu başka bir insana göre kendi içinde daha uzun mesailer harcayan bir insan da çok iyi yol alıyor, alabiliyor bence. Örnek leri de var. Ama işte birazcık iletişim ve bunun iknası belki yine karakterle alakalı bir şey. Ya. Ben mesela birazcık onaylanmaya ihtiyaç duyan birisiyim. Yani bunun için kendimi eğitmeye çalışıyorum. Yani. Mesela bazı tasarımlarda bazı şeylerin iyi olduğunu düşünmeme rağmen bazı eleştirilerin beni bundan çektiği süreçler oldu ve bununla savaş veriyorum. Bunun değişmesi için bu kadar vizyonlu insanları bulmam gerektiğini fark ettim. Yani benim insanları değiştirmem gerektiğini fark ettim. O zaman birazcık rahatlayıp değiştim. Benim annemde ve babamda da dövme vardı ve iyi bir sanatçı bulup 18-19 yaşlarında yaptırmışlar ve iyi bir para vermişler o dönem. Ve ben dövme yaptırmayı istediğimi söylediğimde 18 yaşına geldiğinde sana iyi bir sanatçıya iyi bir dövme hediye edeceğim demişti. Bu 14 yaşında benim kafamda değerli bir tılsım oluşturdu ve ben o zaman için serseri olmak için bu yola başvurmamıştım. ilk andan itibaren aslında. Ve ailemin süreçte bunu fark edip tasvip etmesi de bundan oldu birazcık yani. Ama hakikaten met içen, eroin içen, bir sürü pislik yapan, taciz yapan, bir sürü de dövmeci faal olarak çalışıyordu o günde. Bugün için Allah'tan karanlık bir geçmişte kaldı. Birçok saygıdeğer sanatçı var yani gerçekten. Ama yine de ne bileyim karakterinle alakalı sıyrılıp çıkabiliyorsun. Ama takılmayı seviyoruz yani dövmeci olarak. <laughs> Çok ilginç bir ilk dövme böyle bileklerimde iki tane dövme vardı. Otobüse bindim ve havalı bir şey yani şöyle kolumu tuttum biraz göstermek istiyorum insanlara falan birkaç tane gözüken dövmem var zaten. Çocuğun bir tanesi otobüste aa ben de büyüyünce dövme yaptıracağım gibi bir tepki verdi ve böyle cümlesi bitmeden çat diye kadın ağzına patlattı bir tane. Sakın öyle bir şey söyleme gibi bir tepki verdi ve ben tam böyle dolu dolu ergenim. Ne yapıyorsun sen ya falan filan böyle çıkıştım. Dedim o çocuk dedim o zaman zaman geldiğinde bana gelip dövme yaptıracak falan gider yapıyorum böyle kadına. Diyorum dostum 5 yaşında falan çünkü dostum büyüyünce gel bana ben sana yapacağım dövme. <laughs> ama gerçekten böyle çocuğu böyle bir anda travmatize etmesinden çok rahatsız olmuştum. Bunun öncesinde hani İzmir'de yaşadığımız için belki böyle çok ayrımcılık itilen bir şey yaşadığımı çok hatırlamıyorum ama işte Anadolu'ya gittikçe gezmek için bir işimizi halletmek için falan filan bakışların değiştiği durumlar olmuştu. Ama çocukluğumda dediğim gibi otobüse bindiğimde birilerinin dövmeme bakması hoşuma gidiyordu yani bu benim için eğlenceli bir şeydi. Ama işte dediğim gibi birilerinin dövme konusuna vahşi yaklaşması her zaman rahatsız ediyordu. İşte hatta böyle bir ikna çabam vardı abim. Hani insanlara aslında iyi niyetli bir insanın dövmesiyle yargılamayın falan tarif ediyordum. Şimdi hiç tarif etmiyorum abi direkt. <laughs> Çünkü takkelilerin ne yaptığı belli yani. <laughs> 45-50 yaşında insanların babam ölmeden yaptıramam dediği muhabbetler olabiliyor gerçekten. İşte ömür boyu taşınacak bir şey olduğu için kimseyi de ne isteyeni ne istemeyeni eleştirmek istemiyorum yani. Çok bireysel bir durum. En çirkin dövmemden en güzelini hepsini seviyorum yani. Benimle alakalı bir şey. Başkasının benimle alakalı düşündüğü bir şeye de artık eleştirmiyorum yani. Ne isterse düşünebilir bence. Aslında ben her kesimden insanla o vayba geçip otelden çalıp onunla hemen o muhabbet geçebilen bir karakter oluşturdum diyebilirim bu süreçte. Çünkü hep çok farklı insanlarla görüşüp çalışıyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun vesaire. Benim böyle ciddi akut bu tarz bir serseri dövme konusunda sorun yaşamamamın sebebi aslında aynı yolda yürümememiz. Yani mesela arkadaşlarım vardı. Uyuşturucu karşılığında dövme yapıp bunu karşılamak için bir şeyler yapıyorlardı. E o serserileri içine çekmiş oluyorlardı diyelim ki. Ama ben o kadar çok maruz kalmadım bu duruma çünkü seçimimi iyi yap yaptığımı düşünüyorum. Doğru insanları elemeye çalıştığımı düşünüyorum. Belki bir dönem ben de o serserilerdendim falan. Onun da farkında değil mi insan içindeyken fark etmiyor bilmiyorum ama bu şeyi net yaşadım. Yani piyango çıkmış gibi, iyi bir dövme yaptığımı paylaştığım zaman birçok arkadaşım, birçok dostum, birçok asker arkadaşım vesairem çıktı yani bu. Bende bir süre travma yaratmıştı işte konuşmuştuk. Özellikle bazen gerçekten bunu hediye etmek isteyebileceğim insanlara bile yapmak istemediğim bir savunma mekanizması geliştirmişti. Beni dövmem yüzünden mi seviyor? Sanki hani milyoner olduk da bilmem ne gibi. Ama gerçekten bunu hissettiren, bu işi kullanmaya çalışan insanlar da oldu. O yüzden böyle bir şey gelişti. Şimdi bunu tabii deneyimle daha iyi ayıklayabiliyoruz diyebilirim. Bir de paradostan kazanılır kanka. <laughs> Diyelim ki onu yapmasam resim çizsen ne katabilirsin? Onu yapmasan biriyle konuşsan, bir network yapsan ne katabilirsin? Ben 5 saat sana burada kapatıp dışarıdaki her şeyi yapmamayı tercih edip sana zamanımı ayırmam da bir iş zaten. Bir sürü bir deneyimler, pişmeler, ekipman yatırımları, eğitim yatırımları, bir sürü acılar, bir sürü şeylerin sonucunda fark ettiğim bir şey ki fark edemeyebilirdin. Fark edemeyen insanlar da var aynı zaman içerisinde. Bir de böyle gifted bir durum da olabiliyor. Skill'ler var yani işin içinde. Sana has bir durum var çünkü her insan biricik. O yüzden bir noktada yani değerini sen belirler hale geliyorsun ve bunu arkadaşın da bu değeri vermiyorsa doğru bir arkadaş değil demek oluyor. Yani. İlk başta ben hevesle, heyecanla hadi arkadaşlarım sizlere dönme yapayım falanken sonra bunun kırılması, değişmesi dönemi gerçekten. Bununla beraber aslında benim birçok noktaya bakmama da sebep oldu. Beni eğittiği bir süreçte yani bulan benden fayda ilişkisi kuran insanlar ve sadece beni sevdiği için benimle birlikte olan insanlar ve fayda ilişkisini karşılıklı yapabildiğimiz insanlar. Bunları fark etmeye başladım aslında. Belki başka bir iş yapsaydık onda da olacaktı. Ama dövme konusu biraz akut oluyor yani. Burada kendini birazcık oluşturana kadar yapmak istemediğin şeylere maruz kalman sıkıntı olabilir. Çünkü dövme yapmak eğer sevdiğin bir resmi yapmaksa o zaman zevkli oluyorken diğer türlüsünde iğneyle kuyu kazmak olabilir yani. Ve ben kendimi ararken mauriler yaptım, mandalalarda yaptım, çizgiler de çektim, bir şeyler de yaptım ve çok ciddi sıkıntılı ve rahatsız hissettiğim dövmeler geçirdim gerçekten. 10 saat boyunca hadi bitsin, hadi bitsin, hadi bitsin diye içimden tekrar ettiğim. Sonra işte kendime eğittiğim süreçte dedim ki böyle bir şeyi ne kendime ne başkasına yapmamalıyım. Bu dövmeyi yapmıyorum, bu dövmeyi yapıyorum dediğimde bunu da atlatmış oldum aslında. Sıkıntılı yanı bir de karanlık olması. Eğitim sonu sonucunun karanlık olması. İşte bahsettiğim sektörde yeterli insanların hem az olup hem onlara dokunma ihtimalinin az olup bunu tek başına yol almanın çok sıkıntılı olup yabancı kaynaklara Ulaşımın az olup benzeri bir sürü şeyden dolayı Türkiye'de dövme konusunda eğitilmek çok daha zordu tabii ki. Her zaman öyle sürmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bugün gerçekten yurt dışına ulaşımımız çok daha kolay. Yabancı dövmeciler gelip gidiyor. Bizim gitme imkanlarımız daha iyi benim baktığım açıdan. Tabii Türkiye'nin ekonomisi çok kötü de dövmeyle alakalı. Şu an benim yaptığım belki pozisyonla alakalı. Gidip iyi bir dövmeciye bir dövme yaptırıp onun nasıl bir şey yaptığını görebilecek bir pozisyona getirdiğimi düşünüyorum belki de yine de bugün yeni bir dövmeci, genç bir dövmeci bilgi anlamında çok fazla şeye ulaşabiliyor. Ama bugünün dezavantajı da eskiden 15-20 bin liraya iyi bir set düzüp başlayabiliyorken şimdi herhalde 150-200 bin lira falan gerekli bir çırağın dövmeye başlaması için. Ben biraz hastayım ya malzeme tutkunluğu var. <laughs> yani dövme makinesi 20 bin lira değil mi? 25 bin lira. Fotoğraf makinesi kaç para? 20 bin lira, 25 bin lira, 50 bin lira gitti. Benim geçen gün eksik boyalarımı sipariş ettim. 12 bin lira tuttu. Eksikler bunlar yani. Ben bunu böyle bir başlangıç etapı olarak düşünüyorum. Yani i̇yi bir dövme makinesi, iyi bir boya seti, iyi bir printer, iyi bir şablon çıkartma sistemi, iyi bütün sarf malzemeler. İyi, 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 iyi. Bununla beraber tablet, bir iPad 45 bin lira oldu ve aldım hayatım. 200 bin lira yaptı işte şu anda sağ. <laughs> yanlış bir empati yöntemi var kendimden yola çıkıyorum başkasının pabuçlarına geçmeden ama yine de ben renkli bir dövme yapacağım ve hangi rengin ne hissettirdiğini bilmek için bile bunlara dokunmaya ihtiyacım var ve aynı yoksun hissettiğim çıraklık dönemimde acaba şu makine bende olsa daha iyi bir dövmeci olabilir miyim sorusunu sormaktan kendi işime odaklanamadığım süreçler geçirdim yani bence iyi bir makine ortalama bir makine de aslında da iyi bir işçilikle çok iş verebilir ama bu soruları ortadan kaldırmak için bu bedel değer yani. Her şey sana olabildiğince profesyonel hizmet etsin ve tek şey senin bu işi iyi yapman kalsın yani. Çünkü çok iyi malzemelerle çok kötü dövmeler yapılabiliyor. İnsanda bilinçsiz bir karanlıkken ve bunu deneyip de kendi içinde bir teşhise götürmeden önce bunların hepsi seni tırtıklayan bir şey oluyor. Çünkü aşağıdan gelen çıraklar, işte yeni gençler, yetenekler bunların hepsinin sorduklarını fark ediyorum. Ve ben de sormuştum bu soruyu oluyor. Çünkü yani adamın elindeki makine aslında belli bir seviyenin üstünde ve iyi işler çıkartabilecekken kendi tekniği çok hatalı olduğu için kötü işler çıkartıyorken şu makine olsun elimde çok güzel yapacağım sorusuna düşebiliyor. Bu çok daha rahat herkesin her şeye ulaşabildiği bir pozisyonda olsaydı o zaman sorusu o olmazdı yani. Makineden dolayı değil benden dolayı demesi daha erken olurdu belki. Ya eskinin iyileri bile diyelim ki bobinli makineler vardır. Rus traditional yapımlar, custom makineler, workhorse'lar bir şeyler. Abi hani birincisi 5 kilo makine elinde zar 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 bilek kıran. Sen onunla gerçekten elini inceltip belli bir forma getirene kadar bir mesafe alıyorsun. ...ve hani bir gün pen bir makine geldi ve vay oldu kanasını satayım. Elinde istediğin gibi çevirebiliyorsun. Sonra bunun kablosuzu çıktı ayağa kalkıp dönebiliyorsun. Koşturarak bile dövme yapabilirsin falan. Bence ekipman önemli ya. Tek dezavantajın pahalı olduğu bir duruma geldi. Onun haricinde sektöre kıymet veren bir toplumun içinde bir kesim de oluştu. Eskiden yetenekli olan birkaç insanın buraya başvurduğu bir durumken... ...şimdi güzel sanatlar fakülteleri dövmeci üretiyorlar yani. Ve çok fazla genç buna merak edip geçiş yapıyor. Bu da güzel bir şey bence. Beni her zaman iyi bir kitlenin gelmesi de heyecanlandırıp diri tutuyor ve şey demek istiyorum yani tamam Cem ama bundan da geçti falan değil. Beni yarışta tutuyor bu durum yani. Bence sürekli sektörün gelişmesi, birbirine insanların aktarması ve eğitimli insanların bu tarafa geçmesi olayı iyice kademe atlatacak. Biraz böyle yurt dışında bazı ülkelerin 15-20 sene gerisinden gelsek de doğru grafikte ilerliyormuş gibi gelişiyor. Oradakiler gibi ilerliyormuş gibi gözüküyor. Ben teşekkür ederim eyvallah. Yine dediğim gibi bir gün buluşalım ne isterseniz eğleniriz.